yönelik o operasyon tutuklamalardan kaynaklı gazetecilere yönelik yönelimin görünür kılınmasını sağladı. Bu operasyondan önce de, bu tutuklamalardan önce de aslında gazetecilere yönelik soruşturmalar ve yönelim hiçbir zaman hızını kesmeden devam etti. Birçok gazeteci hakkında soruşturma açıldı, davalara dönüştü ve birçoğu da ses sedasız ceza aldı. Şimdi gazetecilerin birçoğunun cezalandırılmasına karşı ciddi bir tepki olmayınca bu süreç kendiliğinde tutuklamaya yönelen bir sürece evriliyor açıkçası. Aslında 13 aydır hiçbir şekilde hakim karşısına çıkmayan ve savunma yapmasına izin verilmeyen gazeteciler daha hükme varmadan cezalandırılmış oldular. Bu sürecin tamamını bir ön cezalandırma sistemi olarak da tarif etmek mümkündür. Yani 11 Temmuz'da görülecek olan dava Kürt gazetecileri olduğu kadar diğer muhalif gazetecileri de ilgilendiren bir dava açıkçası. Sadece gazetecileri değil, gazeteci kuruluşlarını da yakından ilgilendiren davalardandır. Kürt basını aslında Türkiye'de temelde basının mutfağını oluşturur. Yani basının mutfağını oluşturması sebebiyle ürettiği içerik ve bulunduğu alanlar sürekli gündem olan konulardır. Ana akımın uzaklaştığı gündemin tamamını siz aslında ilk elden Kürt basınından rahat bir biçimde alabilirsiniz. Yargılamanın temel sebeplerinden biri de bu. Yani Kürt basını aynı zamanda Kürt muhalefetinin temel resmini çizen alanlardan biridir. Basının kendisini bastırma, muhalefetin kendisini bastırmayla eşdeğer durumdadır. Bu sebepten dolayı sesi kısılan, sesi kesilen herkesin Kürt basınıyla dayanışma adına 11 Temmuz'da Kürt basının yanında olması gerektiğine inanıyorum.